biliyorsunuz koronavirüs dünyayı dizler üzerine çöktürdü. Bu koronavirüs dediğim şey 150 nanometre boyutunda bir parçacık. Dolayısıyla nanoteknolojiyle uğraşan hocalarımızın tam alanına giriyor. Yıllarca böyle nano boyuttaki parçacıklarla uğraştılar. Koronavirüs de nano boyutta bir parçacık. Bu nasıl yakalanır? Konularını çok iyi biliyorlardı hocalarımız. Dolayısıyla bu koronavirüs projesi problem ortaya çıkınca hemen bunu bir proje haline getirip bunu en hızlı nasıl yakalarız diye bir proje başlattılar arkadaşlarımız. Birkaç ayda bitirdiler ve hakikaten PCR'ın yerini alabilecek hem de çok hızlı sonuç veren, biraz evvel gördünüz, 15-20 saniyede pozitifse sonuç veriyor. Negatifse emin olmak için biraz daha fazla düşünüyor ama sonunda bu negatiftir diyor. Hakikaten pozitif dediyse şimdiye kadar olan testlerde pozitif olanların PCR negatif çıksa bile birkaç gün sonra pozitife döndüğünü gördük. Bu cihaz tamamen Türkiye'de yapılan, Türk malı, patenti de Türkiye'ye ait, dünyada eşi bulunmayan bir şey. Bunu tabii hocalarımıza borçluyuz. Burada bu araştırma ortamına borçluyuz. UNAM'a borçluyuz. Bilkent Üniversitesi'ne borçluyuz. Kitler de çok ucuz. Dolayısıyla hem bu salgını durdurmak açısından bundan sonra da buna benzer oluşabilecek başka salgınlara karşı da kullanılabilecek bir teknoloji gelişmiş oldu. Covid vakası başladığı zaman aslında bunun hızlı tanı sistemlerinin önemini gördük. Bu anlamda hem fotonikçiler hem malzeme bilimciler hem de biyoloji alanında çalışan arkadaşlarımızla birlikte bir grup oluşturduk. Burada amacımız optik yöntemleri kullanarak hızlı bir şekilde tanı sistemi ve kiti geliştirilmesiydi. Bunun için de Nisan ayında bir çalışma başladık. 7 aylık bir çalışmanın sonucunda ikinci faz çalışmalarında olumlu sonuç aldık. Burada hem laboratuvar ortamında yaptığımız testlerle hem de hastanede enfeksiyon bölümündeki hastalarla yaptığımız testler sonucunda büyük bir hızlılıkla ve doğrulukla sonuç veren bir sistem geliştirdik. Bizim sistemimiz PCR sisteminden daha erken sonuç verebiliyor. Yani ilk aşamada sonuç verebiliyor 2-3 gün öncesinde. Bir de doğruluk payı da PCR'a göre %99 oranında bir doğruluk payı var. Sistem tamamen özgün olarak bizim geliştirdiğimiz bir sistem. Kitler de bize ait. Derin sürüntü almadan yani ozofarenks ve orofarenks ve nazofarenks bölgelerinden değil de sadece ağız içi bölgelerinden bir tükürük örneği alarak sistemimize yerleştirdik. Sistemimiz optik yöntemlerle sonuç veren bir sistem olup eğer hastadan alınan numune örneği pozitifse ilk 5-10 saniye içerisinde neticemizi alıyoruz. Negatifse sistem birazcık numuneyi sorgulama altına alıyor ve yaklaşık 20-30 saniyelere kadar zorluyor hastadan alınan örneği ki doğru sonuç versin. Yaptığımız ön klinik çalışmalarda %99 civarında doğruluk oranıyla çalışmaktayız.